Kıymetli izleyicilerimiz, Ehli Sünnet'in Güçlü Sesi İstanbul TV'den hepinize hayırlı sahurlar. Bir sahur vakti programında da kıymetli hocamız ilahiyatçı yazar Hıdır Yeşilurt'ta beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Amin hocam. Bu arada unutmadan kıymetli izleyicilerimiz Ramazan ayından sonra da İstanbul TV'yi takip etmeyi unutmayınız. Çok güzel içerikler hazırlıyor arkadaşlarımız. Kanalı beğenip ve takip edip ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Her zaman diyoruz ya, bazı kişiler zannediyor diyor ki, ibadetler sadece Ramazan ayındadır. Bundan dolayı Ramazan ay geldiğinde oruca başlıyorlar, namaza başlıyorlar, camiye gitmeyi başlıyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ee, bazı kişiler de içkiyi bırakıyor, zinayı bırakıyor, hızlı gibi bakıyor. Ama Ramazan'ın bitmesiyle tekrar namazı bırakıyor, e, camiyi bırakıyor, içki başlıyor, içkiye başlıyor vesaire. Ee, bu İstanbul TV aynı şekilde sadece Ramazan'ı değil, evet. her zaman da vardır Allah'ın izniyle. Çok önemli dersler var orada, programlar var. İnşallah istifade eder seyircilerimiz. Hocam Mübarek ayın sonlarına geldik. 29 dedik artık. Önümüzdeki gün 29. oruç tutulacak. Ee, öncelikle bayram, tabi hüzünlüyüz ama bayrama da ulaşmanın da bir sevinci var. Peki bayram neye göre? 29. gece ne yapmamız gerekiyor? Önce size o soruyla başlayayım. Elhamdülillahi ve sallallahu ve sellem ala Resulillah. Bu ayın başında bir şey dedik. allah Teala bizden kabul ederse ne mutlu bize. Bununla alakalı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Lil farhatan. Mu'min olan kimsenin iki sevinç anı var. Farhatu anda fitrihi bir iftar açtığında sevinir. Niye seviniyor? Yemek yiyorum diye değil. Günümü tamamladım diye. Hakaza ayı bitirdiği zaman seviniyor. Seviniyor bitti diye değil. Tutabildim diye. İkincisi ise kıyamet gününde. Ve farhatun inde liqa'i rabbi. Diğeri ise ahirette hesap verdiğinde. Bu orucun sevabı ne kadar büyük olduğunu görünce çok sevinecek. Tabi dediğiniz gibi üzülüyoruz bitiyor diye seviniyoruz tutabildik diye. Amel ikisi ya. Ama alimler bu ay bitiyor diye ağlıyorlar. Bak önceki bölümlerde ne dedik bazı kişi şafak sayıyorlar. Aynı asker veya cezaevindekiler gibi. Evet. E, şafak sayıyorlar ne zaman bitecek diyor. Az kaldı. Ha gayret. Yok öyle değil. Şimdi her ayda olduğu gibi her ayın 29'unda akşamleyin güneşin batmasıyla hilal takip edilmesi farz-ı kifayedir. Sadece Ramazan değil. Sadece bayram için değil. Bununla alakalı birçok hüküm var bu ayın başında hilali takip ettiysek bu ayın sonu takip etmek zorundayız. Ay başında hilal takip ettik, görünmedi. O zaman başladık. Diğer gün değil, bir sonraki gün de başladık. Şimdi de aynı. Yani Şaban'ın 29. gecesi takip ettik, görülmediği için Şaban 30'da tamamladık. Ertesi gün Ramazan 1 dedik ve takvimle de isabet etti. Aynen. Şimdi yine 29 Ramazan akşamlayın yani pazartesi akşam hilali takip edeceğiz. Hilal görünürse salı günü bayram. Görünmezse salı salı günü 30 Ramazan olarak sayacağız ve bayram birinci günü çarşamba olur. Tabi her yılda olduğu gibi aynı tartışmalar ortaya çıkıyor. Niye böyledir, niye şöyledir falan falan. Biz diyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü varken ne benim, ne senin, ne onun sözü geçerli olur. Peygamber Efendimiz'in hadisi varken sahih hadisi varsa akan sular durur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sumu li ve diye buyurmuştur. Hilali görmenizle oruca başlayınız. Tekrar hilali görmenizle orucu bitiriniz. Bitti. 2-3 gün önce yine etrete okuyorum. Bir şey okudum. Diyor ki bu bayramda üç çeşit ülke var. Bir, takvime göre hareket eden Türkiye gibi. Kalan iki çeşit ülkeler var. Bunlar hilale göre hareket ediyorlar. Bunlar da bu sene iki kısımdır. Bir kısmı diyor ki pazartesi akşam bilmem ne sebeplerden dolayı hilal görünmeyecektir. Bilmem ne teknoloji bilmem ne alakalı. Ne teknolojisi yok? Bu felekle alakalı şey. Ee, görünmeyecektir. Bu dolayısıyla direkt çarşamba bayramdır dediler. Diğer demiş ki yok biz pazartesi günü takip edeceğiz. günün görünmezse çarşamba bayram. Şimdi dört mezhebin alimleri. Dört. Şafi, Hanefi, Merke, Hanbe. Dediler ki takvime göre hareket etmek caiz değildir. Kişi hesap yapıyorsa inceliyor, hesap yapıyor vesaire kendi hesabına göre olsa bile oruçlamaz, başlayamaz. Kendisi için başlamıyorsa millet nasıl başlayacak? Şimdi oldu. Bir iki defa oldu. Hilal göründü. Ertesi gün bayram. Memleketimizde oruç. O gün de bayram olduğu için caiz caizedir zaten. Bu tam tersi. Hilal görünmedi. Takvime göre Türkiye bayram ama takıma, Hilal'e göre bayram değil. Oruçtur. E, halkımız bir gün bayram oruç, yaptı. Bir gün oruçta mahrum kaldılar. Bayram yaptı. Ne e. demek. Yani yedi içti. O gün oruç günüdür. Şimdi tartışmalar da oluyor hocam. Oldu mesela. zaten. Oldu. Televizyonda bile oldu. Evet. Televizyonda bile oldu. Bir keresi çok iyi hatırlıyorum. Hilal gülündü, Bir kısım vatandaşımız oruca başladı. Bir yerde cenaze var. Oradakilerin hepsi hemen hemen oruçluydu. Ben oradaydım. Akşam beraberdik. Orada cenazedeydik. Dedim ki hilal gürüldü. Yani oruçluyuz. Oruç tuttuk. Sabahleyin benim bir işim vardı, gittim. Başka şehirden bir hoca geldi. Baktı ki herkes oruçlu. Niye oruçlusunuz? Hilal göründü. Bize ne? Diyor ki Türkiye'de Hilal e, Hilal'e göre hangi etmiyor? Takvime göre. Yani yarın, yani bugün Türkiye'de e, Ramazan değil, yarın başlıyor Ramazan. Bozunuz. Oradaki çoğu bozdu. Ben geldim baktım ki Kimisi çay içiyor, kimisi su içiyor. Ne oldu size? Vallahi falan kişi geldi. Ya ne demek falan kişi geldi gelsin? Kendi kafasına göre fetva vermiştir. Şu anda kendisi fasıktır. Büyük günahkardır. Hem harama düştü hem sizi harama düşürdü. Bir demiş ki e, boynunda, senin boynunda da. Hem onun hem senin. Niye o takip ediyorsun? Sahtakarın tekidir bu, hoca değil bu. Hesabına gelince Türkiye Cumhuriyeti derler hesabına gelmeyince Türkiye'ye aleyhine çalışırlar. Olmaz. Bir keresinde bir yerdeydim. Bire konuşuyordum. Diyor ki ya Türkiye Cadişleri Başkanı var. Orada bir zıplamış demiş ki ne tür Cadişleri Başkanlığı? Baş ver onları sahtekar. Onu acayip eleştirmiş. Hem onu hem Diyanet'i. Demek ki böyle değil. Şu anda bir sistem var Diyanet'te. Ona göre çalışıyorlar. Ama tabii uygun değildir dinen. Dedi ki boş ver onları zaten. O kişi. Neyse bir nüfus müdürü geldi tanıdı. Sesler dışarıya kadar çıktı. Demiş ki hayırdır. Den işleri başka e, şey eleştiren kişi var ya. Dedi ki adını vermeyeyim. Beyefendi. Ya biz Türkiye Cumhuriyeti yaşıyoruz. Değil mi? Evet. Dedi işleri başkanlığımız var. Değil mi? Evet. Ne için? bizi dini konularda yönlendirmek için. işte Diyanet İşleri Başkanı diyor ki yarın bayramdır. Bu arkadaşı ki yarın bayram değildir. Ya sen kimsin Diyanet İşleri Başkanı varken? Az önce onu eleştiriyordu. Küfür hatta Diyanet. Ben de gülmeye başladım. Nüfus mu demiş ki, Kudur Hocam hayırdır niye gülüyorsun? Sonra anlatırım. Peki mesele nedir burada? <laughs> Dedim ki durum ibarettir. Din ne diyorsa onu yapıyoruz. Diyanet, hükümet, belediye, vali bilgilendirmez. Hangisi dine göre, peygamber e göre hareket ediyorsa biz onun peşindeyiz. Neyse ertesi gün yanına gittim. Dedim bir çay içeyim. <laughs> Dedim ki Allah aşkına niye gülüyordun dün? Dedim ki sen bir dakika önce gelmeden adam ana avrat küfretmiş. Dedi işte başkanına sen geldiğinde dönmüş 180 derece dönmüş. Öyle değil. Yani bu arada kimisi diyor ki ya teknoloji olmuş. Tamam. Bu cihazlarla helal takip et. Takip et ödemiyoruz. <laughs> Peygamber Efendimiz zamanında bu felek hesabı yok muydu? Var. Kimde almışlar zaten bu zamandakiler? Kulladan almışlar. Buna rağmen izin vermemiş Peygamber Efendimiz. O zamandaki hayyan mıydı? Bu matematik uzman e, güçlü. Buradaki konu hepsi ondan almışlar zaten. E o zaman da yok muydu? Vardı. E, Bunlar rağmen Peygamber Efendimiz e saklandı. Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Ali Kuşçu var hocam. Matematikçi, yüksek evet. matematikçi. Ama ona rağmen. Yani e, şu anda her kafadan bir ses çıkıyor. Nasıl halen e, Hilal'i mi takip ediyorsunuz? Evet. Mersi'de bir müftü vardı zamanında. Tarsus'ta Ashab-ı Kehf mağarası vardı, daha vardı. Yani. Oradan takip ediyor, duayı ettiriyordu. Ne güzel. Ama kendisi uyguluyordu ama haber vermezdi. Üftüya hadirete bağlı. Talimat vermezdi, yarın bayram mı dedi. Ama kendisi uyguluyordu. Hilal takip ediyordu. Allah'tan korkan böyle yapar. Tamam. Mevkisinden dolayı ilan etmez, haber vermez derse bir şey demeyiz. Ama e, aslı böyledir. Hilal'ı takip eder. 29 akşam yani pazartesi akşam Allah'ın izniyle hilali takip edeceğiz. Ha inşallah pazartesi görülmez. Ki hep beraber memleket olarak. Çünkü üzülüyoruz. Niye üzülüyoruz? Bakıyorsun ki İslam aleminde 180'i oruç tutmuş, Türkiye tutmamış. Veya düzde 90 bayram yaptı, Türkiye yapmadı. Türkiye, İran, Azerbaycan. Kaç defa denk olmuş bunlar? Ya kardeşim bize ne İran'dan Azerbaycan'dan. Azerbaycan zaten şeyidir, İran gibi. Tamam. E, kardeş ülke tamam ama mezhebi şeyidir. Bize ne kardeşim? Niye bizi bunlarla beraber sayıyorlar? Tüm İslam alemi bayram yapmış Türkiye, İran Azerbaycan yapmamış. Tüm İslam alemi oruca başlamış. Bu üç ülke başlamadı. E, ne kadar zorumuza gidiyor ya? Niye? Biz niye İslam aleminin dışındayız? Çünkü tamam. takvime göre. Ki hocam bin sene İslam'ı sancaktarlığını yapmış bir medeniyet Aynen. Yani. İran zaten İslam anı bekliyor. Yarın bayramdır derse İran bir gün sonra der. Bir standart. İslam alemi yarın Ramazan'dır derse İran bir gün sonra der. Standart. Ya kardeşim niye bizi İran'la aynı kefeye koyuyorlar? Niye? Bırakalım işte koyma artık. Hilal takip edelim. İmkanlarımız yok mu? Var. Hem de çok var memleketimizde. Biz, biz her ayın başında, sadece Ramazan değil, her ayın başında yaklaşık 18 şehirde takip ediyoruz. 18. E biz imkanlarımız çok zayıf olmasına rağmen 18 ilde takip ediyorsak, Diyanet'in zaten her köyde bir imamı var. Evet. Hemen hemen. Her köyde takip edebilirler. Ha, dağ dibinde yapamıyor, dağ başında var. Takip edilebilir, kolay. Bu farz ı kifayedir. Ramazan ayın başında bir kişi yeterli de Şafii mezhebine göre. Diğer arada iki kişi olacak. Takip ederler. İstisna bir durum var. Şafilerde Ramazan başlangıcı. Ramazan'ın sonu yok. Yine iki kişi olacaklar. Bunu yaymamız gerekir. Buna göre hareket etmemiz gerekir. Hocam inşallah hilal pazartesi akşamı görülmez. Oruç hem 30 gün oruç tutmuş oluruz. Hem Aynen. de dediğiniz gibi hiç sıkıntı, ikilik çıkmaz. Aynen. Ve umuyoruz bir dahaki Ramazan'da da bu mesele Gerçekten hilal takibine döner, hepimiz rahat oluruz. İnşallah. Hocam peki bayram günü, sab, bayram namazıyla, tabii ki e, sabah namazını da ihmal etmeden onu hatırlatalım. Bayram namazına gidiyor bazı kişiler ama sabah namazını kılmadan. Bayram gününü nasıl geçirelim hocam? Şimdi bayramda ne yapılır dendiği zaman günlük sandıklar hariç olacak. Onlar standart zaten. Sabah namazı dediğiniz gibi öğlen, ikindi, akşam muayasi bunlar standart da zaten. Bayram namazı evet. Birçok kişi normal namazı kılmazken, cuma namazına gitmezken bayram namazına gidiyor. Veya cuma ve bayrama gidiyor. Bu arada konuya girmeden önce bir parantez açalım. O önemli bir mesele var. Bazı diyorlar ki cuma gününe bayram den gelirse bayram namazı ve cuma namazı ikisi oluyor. Yok bir tanesi yeter diyorlar. Bayram namazını kılarsan cumaya kılmayabilirsin. Şimdi burada bir mesele var. Hadis var bu konuda. Bu hadise dayanarak den geldiği zaman kılmıyorlar cuma namazını. Hadis var. Ama bir saniye. Hadis var. Hadisin manası nedir? Şimdi Peygamber Efendimiz zamanında uzak yerlerden geliyorlardı. Tek bir cami vardı zaten. Diğer bölgede cami yoktu. Çadırlarda yaşayan Bedeviler cami yoktu. Geliyorlar Medine'ye. Şimdi hem bayram namazına hem cuma namazına ağır gelir onlara. Gel bayram namazına sonra git. Sonra gel cuma namazına sonra git. Bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara müsaade verdi. Bayrama gelirsen Cuma'ya gelme istersen, istersen. Bazı kişiler kendini almışlar. Yok öyle değil. Herkese Medine halkına vermemiş bu müsaadeyi Peygamber Efendimiz. Bu izni vermemiş. Onlara vermiş. Yani şu anda bize, biz tabi değiliz bu hükme. Aynı günde olsa bile e, hem bayrama gideceğiz. Çünkü camiye beş dakika uzak bizden. Hem Cuma'ya gideceğiz. Şimdi birincisi bayram namazı. Bayram namazı Şafi mezhebine göre sünnettir. Sünneyi müekkededir. Hanefi mezhebine göre vaciptir. Ergenlik çağına girmiş akıllı, hır erkek, Müslüman'a vaciptir. Gitmezse harama düşer. Kılmazsa daha doğrusu. Diyelim ki sen kaçırdın, geç uyandın, evinde kalabilirsin. İlla ki camiye gitmek şart değildir. Evinde kalabilirsin. Bayan da kılabilir. Bayanlar da bayram namazını kılabilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bayanların bayram namazına gelmelerini engellemeyiniz. Hatta namaz kılamayan bayanlar hayızlı olsalar bile gelsinler camiye girmesinler. Cami dışında orada beklesinler. Biz dua ederken emin desinler diye. Bereketin alsın diye. Ama bu konuda bazı abi demişler ki bayanları engellemeyiz yani yaşlı olan bayanları. Gençler gitmesinler diyor. Evinde kalsın. O ayrı, ayrı bir meseledir bu. Şimdi bayram namazından sonra kişi akrabaları varsa mezarlıkta aynı memlekettelerse gider bir Yasin okuyabiliyorsa Yasin okumuyorsa bir Fatiha bir dua eder. Sonra hayatta olan akrabalarına gider. ziyaret eder. Şayet aynı memleketlerde ise başka yerde ise telefon. Aynı şekilde tanıdığı fakir fukara varsa yine o bayramda özellikle çocuklara bayram harçlığı verse güzel olur. Şimdi bu zamanda maalesef artık ıı, internet zamanıdır. İstanbul gibi bir şehirde yaşayan bazı birçok bazı birçok akraba birbirine gitmiyor. Artık WhatsApp'tan gönderiyor. Geçerlerde biri bana attı. Ben de parayı çektim, onu attım. <laughs> Bayram haftadır buyurun dedim. <laughs> dedim ki ya nasıl aynı şehirde oturuyoruz, birbirimizi ziyaret etmiyoruz. Bayramda önceden ben gördüm bazı köylerde şu aile, bu aile, bu aile, bu aile. 20, 30, 40, 50 kişi oluyorlar. Hepsi bir grup halinde. Çıkıyorlar, köyü tarıyorlar. Bütün evlere giderler. Bunlar dolaştı, bunlar da dolaşıyor. Bunlar da dolaşıyorlar tek tek evlere, tek tek. Ne kadar güzel oluyordu. Ve ilginç bir şey vardı ben gördüm bir keresinde. Herkes sabah deyin, sabah namazından sonra sufrayı kurardı. Tabi bu zamanda olduğu gibi kuzu çevirme değil yani. Allah ne verdiyse sufrayı koyar. Gelen misafirler buyurun. Ya o yemek buyurun gideceğim bir lokma olsa dahi. Her eve <laughs> bir lokma yerse çıkıyor Bin 1500 lokma sonunda. <laughs> Ama vardı yani bu programlar. Şu anda yok. Şu anda hatta o köylerde bile kalmadı. Sadece akrabalar akrabanın yanına gidiyorlar. O da yaşlılar. Gençler yok artık. Hatta bizim köyde çocuklara bayramda sigara serbest. Tepsiye koyar sigaraları. Çocuk ısıyorsa alır. O içiyor, kimse bir şey demiyor. da serbest ediyorlar. Ondan zaten birçok çoşu başlamış. Alışmış sigaraya. Şehirlerde, özellikle büyük şehirlerde artık yok. Ha, babası gir varsa gider, kaybabası gir varsa gider. Öz amcası olabilir, öz dayısı olabilir, öz teyzesi olabilir. Diğerleri, yani ikinci derecede olanlara... Halkar geçen gün daralıyor yani. Aynen. Sadece telefonla, Whatsapp'ta veya Facebook veya Instagram veya neyse. Hayli bayramlar, ben zubarak olsun, bitti. O yüzden hocam sokakta iki kişi kavga ediyor, belki amca çocukları çıkıyorlar tabi sonra. O kadar ki yabancılaştılar evet, maalesef. Tabi. Önceden trafik de çok oluyordu. Çünkü camiye, o da sonra mezarlığa, o da sonra akıl şu anda yok. Evet. Şu anda camiye giden kişi sayısı az. Mezarlığa sadece yakında vefat eden olursa da gider. Akrabalar sadece öz olursa gider yoksa zaten biraz da hele de böyle bayram tatili uzun denk geldiyse memlekete memlekete biraz tatil olarak ha, fırsattır şimdi, ama tabii ki a, şimdi memlekete tamam güzel gitsin memleketine akrabasını görsün ama birçok kişi deniz kenarı gidiyor. Memlekete ha, gitmiyor. Ha. Tatil köye gidiyorlar. E ne anladık bu işten? Halbuki sıla rahim ne kadar önemli bir şey. Tabii. Şu anda zaten öyle bir duruma geldik ki benim çocuklarımın, benim çocuklarım, benim diyelim ki teyzemin çocuğu tanımıyor. Onun çocukları benim çocukları tanımıyor. Yani bir uşak daha gelsin adı tanımıyoruz. Maalesef. Ben senin kardeşim diyecek. Ben senin amcan oğlu diyecek. O öyle mi? Gel, e, memnun oldum diyor. Adam 50 yaşında daha şimdi tanışmış. Akrabasıyla. Yani bu bizim dilimizde uygun değildir. Sıla-i Rahim çok önemlidir. Peygamber Efendimiz bu sırayı rahibi kesen kimse hakkında cennete ilgilerle giremez diye buyurmuştur. Yani akrabalığı ziyaret etmeyen kişi o da ayrı bir konudur zaten. Ama bayramda yapılması gereken en önemli şeyler farz olan konular hariç yani standart olan konular hariç bayram namazı akraba ziyareti vefat eden akraba ziyareti, fakir fukuraya yardım etmesi ve bayramlaşma. Bazı sapıklar hak ehlinden olmayan bu Nasıddin Elbani gibi diyor ki bayramlaşmak caiz değildir diyor. Ya niye caiz olmayacak? Ne var ki bayramlaşmada? Bayram mübarek olsun. E mübarek değil midir? Mübarektir. <laughs> e niye razı diyorlar yani? Kutluyorum. Bayramını kutluyorum desem. E kutluyorum zaten adam sevinçlidir, mutludur. Niye kutlamayayım diye. E, niye haram kılacaksınız? Haşa geçerlerde 14 Şubat kutlamak. 14 Şubat kutlamak. Sevgililer günü kutlamanın sosyal bir faaliyet gösterdiği için. Karı koca arasını düzeltmesi için bir münasebettir. Bundan dolayı caizdir. Yapınız diyorlar ve vahabiler. Ama bayramda bayram yaparız haramdır diyorlar. Peygamber Efendimiz'in mülk kadını haramdır diyorlar. Ama sevgiler günü kutlamak caizdir diyorlar. Bu nasıl oluyor bu? Kafirlerin bayramı kutlamak caizdir olara göre müminlerin bayramını kutlamak haramdır. Nasıl oluyor bu ya? Diyor ki bayramlarda bayramlaşmak haramdır. Açık ve net. Şey, amaçları hocam zaten ki maalesef birçok ülkede e, amaçlarını başlar. İnsanla Müslümanlar bir araya gelmesin, birlik olmasın. Bunun için Kısa ve özet nefes al. Evet. Amaçları bu. Allah fırsat vermesin. Amin. Hocam peki e, namaza giderken kısaca mesela o gün o güne has abde, gusül abdesti alması ve işte kıyafet giyinmesi bunlarla ilgili tavsiyeler, sünnetler var mı hocam? Var tabii var. Şimdi... Hatta ben bir işitmiştim hocam. E, camiye giderken e, uzun yoldan dönüşte kısa yoldan mıydı yoksa tersi miydi? Tersi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devamlı camiye giderken gittiği yoldan geri dönmezdi. Tabi imkan varsa, başka yol varsa ne yapacağız? Niye güvenlik açısından? Ee, başka yol adımları daha fazla olabilir. Uzun yol çünkü camiye giderken attın her adım sevap yazılıyor. Uzun olması daha fazla. Şu anda bundan mahrum kaldık. Arabayla gidiyor çünkü. Dönüşte kısa olsa eve varsın. Ee, gitmeden önce bayram kuşluğu almak. Büyük fazileti var. Bayram kuşluğun vakti gece yazına sonra başlar. İlla ki sabah alması şart değil. İmkan varsa beyaz elbise. Yeni. Yeni olmasa bile e, eski ama temiz. Beyaz olsa daha uygundur. Erken gitmesi daha uygundur. Koku sürmesi daha uygundur. Ramazan bayramda ee, bayram namazına giderken yemesi, bir şey yemesi sünnettir. Kurban bayramda bir şey yememesi sünnettir. Tam tersi. Yani Ramazan bayramda namazdan önce kurban bayramda namazdan sonra yemek sünnettir. Ee, Elden geldikçe yürüyerek gitmesi. İster bayram namazı için ister cuma namazı için. Ha cami uzak diyelim. O da gitsin uzak bir yerde park etsin arabası. Tamam caminin kapısına kadar değil. Biraz uzak ki yürüsün. Çabuk kazansın. Bir de hocam. Tırnakları e, kesmesi güzel olur. Saçı kesmesi güzel olur. Bu Ramazan bayramda. Fitr, fitresini vermediyse de e, son günde fitresini aksatmasın değil mi hocam? Şimdi vermediyse zaten Ramazan bayramdan önce vermesi gerekiyor. Unuttu. Mezhepten dolayı vermedi. Hemen gündüz vakti olsa bile hemen versin ki harama düşmemek için. Yine bir sürü hocam sünnetten bahsettiniz. Hepsi hem e, koku sürmek usul almak hem bizim faydamıza hem de sevaplanıyoruz. Tabii, ne kadar tabii güzel tabii. oldu. Allah razı olsun hocam. Hocam bir son bir soruyla kapatalım. Programımızın sonuna geldik. Hanefi mezhebinde şifa beklemeyen hastanın Fransa'dan bir izleyicimiz sormuş. Şifası beklenmeyen hastanın e, fidyesi yoktur diyor ama biz bunu yanlış öğrendik diyor farklı görüşler var mıdır bu konuda e, yani neden bu görüş meşhur olmuş diyor şimdi tabi halkımız hocalarımız diğer işleri başkaldığımız hepsine sorsan fidyesi var derler bu İleşmeye umudu olmayan bir hastalığa yakalanmış, umur boyu ilaç alacak durumda olan kimse için. Ama Hanefi, büyük Hanefi alimlerin kitaplarına baktığın zaman öyle bir şey geçmiyor. Ha orada geçiyor, yaşlı olan kimse yaşından dolayı tutamıyorsa fide verecek. Ama bu durumdaki olan ilaçma umudu olmayan kimse fide verecek diye geçmiyor kitaplarında. Bundan dolayı asıl konuda yani konun aslında mesela aslında fidye yok. Ama Hanefilerden meşhur olan İbn Abidin kitabında var. İbn Abidin kitabında var. Diyanet ve hocalarımız Türkiye'deki hocalarımız zaten İbn Abidin kitabını alıyorlar. Haşet İbn Abidin Darül Muhtar'dır Muhtar. O kitabın dersini alıyorlar. E orada var zaten bundan dolayı paylaştılar. Yani vardır diyene bir şey demiyoruz. Yoktur diyene de bir şey demiyoruz. Ama asıl amirin bütün, bütün kitaplarında, büyük kitaplarında yok. Ben baktım yani birçok kitaba baktım. Yok geçmiyor. Şeyde geçiyor. Zihar kefaresinde geçiyor. Veya orucunu bozan bilerek orucunu bozan kimse kefaresinde geçiyor. Çünkü iki hicra etmiyorsa 60 miskin yedirecek. Yedirme. Fidye. Devamı. Ama tutamayan kimse yazmıyor. İbn Abid'in kitabında geçiyor. Kermani kitabında geçiyor. Ee, birkaç tane kitap geçiyor. Hepsi Kermani'den alıyorlar. Kermani de yazmıyor kimden aldığını, nereden geldiğini. Bundan dolayı öyle de diyebiliriz. Ve diyoruz ki Hanefilerde bir görüş var, fidyesi vardır. Diye. Allah razı olsun. Fransa'daki kardeşimiz tabi Diyanet'ten duymuşlar, şundan bunu duymuşlar. Olabilir. İtiraz etmeyiz. Ne biz onlara itiraz edebiliriz de onlar bize itiraz edebilirler. Yani mezhep arasında farklılık olduğu gibi mezhebin içinde de farklılık olabiliyor bazen. Hala Hanefi mezhebi evet. Hanefi mezhebi çok geniş. Geçen hafta bir Hanefi alimiyle burada İstanbul'da oturuyorduk, muhabbet ediyorduk. Bu konu açıldı. Dedik ki sizin mezhebiniz Şafii mezhebi, Hanefi mezhebi gibi geniş değildir. Evet, doğrudur. Hanefi Hemen hemen her meselede hilaf var. Hemen hemen. İmam Abu Yusuf, İmam Muhammed, İmam e, Hamad, Zufar ve başta İmam Abu Hanife. Beş tane müştehid var. Her biri bir fetva verirse bundan dolayı çok geniş. Dedi, evet yani Hanife mezhebi daha gelişti Şafi'lerden. Hocam Allah razı olsun. Eğer salı günü bayram olursa bir program daha çekemeyeceğiz. Ben şimdiden size çok teşekkür ederim. Bütün ayı beraber geçirdik ilminizden faydalandık. Bize bu fırsatı, fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bilhassa da Abdullah Örne kardeşim, İstanbul Medya'nın sorumlusu. Böyle bir teklifte bulundu. Ben de bu hayırda size ortak olduğum için çok memnun olacağım. Sizin de düşüncelerinizi alayım. Allah razı olsun. O benim için bir şereftir. Dine hizmet eden, din hizmetinde zamanını, parasını harcayan kimse baş tacımızdır. Şimdi pazartesi günü hilali takip ediyoruz. Hilal görünürse halı günü bayramdır. Yani bu bizim son programımız olacak. Olmazsa zaten pazartesi akşam belli olacak. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. Sizin ailenizin, ahbablarınızın, dostlarınızın, memleketimizin, memleketimizin vatanımızın, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Hayları vesile olmasını Yüce Rabbim'den diliyorum. Bu bayramımız mübarek olsun ile bu programımızı kapatalım inşallah. Amin hocam. Ee, ayrıca bu kamera arkasında ben bu çekim işlerini bilmiyordum. Kamera arkasında da az bir emek yok hocam. Kamera arkası çalışan kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Evet evet. Sağ olsunlar, ee, var olsunlar. Yine İstanbul Medya'yı bayramdan sonra da inşallah takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Bizlere hizmeti seyircilerimiz hocam ne kadar dikkatli takip etmişler onlara da teşekkür ediyoruz. Bizlere dualarınızda unutmayın. Bir sürçü lisan ettiysek affola. Ben de hayırlı savurlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Eğer bayram, e, Ramazan 30 gün olursa 30. bölümde görüşmek üzere hayırlı bayramlar diliyorum.